Undertale'ın en gizemli ve gizemini koruyan karakteri Gester. Hakkında oluşturulan teorilerin haddi hesabı yok. Undertale hayranları bu tarz teoriler için bir sürü ve bir sürü formlar ve destek hatları bile oluşturmuş durumda. Peki Gester hakkında ne biliyoruz? Öncelikle Undertale'a ne zaman sıfırdan başlarsanız birden 100'e kadar rastgele seçilen sayılardan birini alırsınız. Bu sayılara fun values, yani eğlence değerleri diyoruz. Bu rastgele sayılar belli aralıktaki sayılarla denkleşmesi halinde size farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Bu değerlerin seçimi oyunun gidişatını, evrenini belirliyor diyebiliriz. Hatta siz bunu oynarken her oyuncunun farklı bir evren içerisinde, kendi evreni içerisinde oynadığını da düşünebilirsiniz. Hatta bu alternatif evrenler kafanızı karıştırıyorsa Rick and Morty'den şöyle bir sahnemiz var. You get one screw turn and two screw turns and... All right, Morty, here we are. Oh my god, Rick! Is that us? It's fine. Everything is fine. There's an infinite number of realities, Morty. Bu eğlence değerlerinde bağlantılı bazı noktalar var. Değerler basit bir farklılık vermiyor oyuna. Eğlence değeri 66'ya bakalım. Hani oyunun bomboş bir koridoru olması gereken bir yerde eğer eğlence değeri 66'ya denk geldiyseniz ya da oyunun içerisine girip bu değeri 66'ya eşitlediyseniz oyununuzda koridor boş olmayacak ve bir kapı olacak. Bu kapının içinde de korkunç görünümlü biri bulunuyor. Ne sesi çıkıyor, ne soluğu çıkıyor, ne size bakıyor, ne de sizin varlığınızı hissetmiş gibi durmuyor. Ama sizi korkutuyor. Tek başına bir anlam ifade etmese de kendisi, daha sonra birleşen puzzle parçalarıyla bazı olayların sorumlusu kabul edilebilecek biri çıkıyor. Gester. Hatta kendisinin bulunduğu odaya girdikten sonra Gester, ekrana şifreli mesajlar veriyor ve oyunu çökertiyor. Bu sembollerin şifrelenmesi kırıldığı zamansa anlamlı kelime gruplarıyla karşılaşsak da bunun çok belirli bir karakteristik tipi var. Ve bu karakteristik tipi de Deltarune'un kendi Twitter hesabında görebiliyoruz. Yani kısaca hayranların deyişlerine göre bize açıklamaları yapan, bazı açıklamaları yapan kişi Gester. Ve Gester'ın dediğine göre, sizlerle beraber yeni bir gelecek kurmak istiyorum. Eğlence değerlerine geri dönecek olursak, alternatif eğlence değerlerinde karşılaştığımız 3 farklı karakter var. Alternatif diyorum çünkü bu karakterlerin hepsiyle düz bir oynanışta karşılaşamıyorsunuz. Çünkü hepsi farklı bir eğlence değerinin üstünde kurulmuş durumda. Bu 3 karakter oyun dosyalarında Gester takipçileri olarak anılmakta. Oyun içerisinde bize Gester hakkında bilgi verdikten sonra ortadan gizemli bir şekilde kaybolan 3 farklı karakter. Ve bu 3 farklı karakterin de alternatif evrenlerde olduğunu düşünebiliriz. Bu yok olmaların sorumlusunu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama neden böyle oluyor bunu bilemiyoruz. Evet, karakterin kaybolmadan önceki verilerinde Gester'ın Alpist'ten önce görevli olan bir bilim adamı olduğunu ve yer altındaki büyük çekirdeği kendisinin yaptığını ve kendi tasarımı olan çekirdeğin içine düşüp zaman ve uzayda parçalara ayrılıp yayıldığını biliyoruz. Yani bu yeni bir gelecek kurma ümidi Gester'ın zaman ve uzaya karışmış olması ve zaman üzerinde etkili olabilmesinden kaynaklı bir durum. Yani istese zamanla alakalı bir şeyler değiştirebilir. Belki de Deltarune, Gester'ın kurduğu yeni bir gerçekliktir. Yani hatırlarsanız Deltarune, Undertale'ın harflerinin yer değiştirilmiş haliydi. Aynı evren, farklı kelebek etkileri diyebiliriz. Hatta ve hatta Deltarune'un giriş müziği ve Gester'ın tema müziği çok benzerler. Ayrıca benzer olan bir başka müzik ise Pokemon'da Lavender kasabası müziğidir. Bu müzik efsaneye göre bir zamanlarda dinleyenleri etkilemiş ve intiharlarına sebep olmuştur.
İzlenimlere göre aslında Deltarune'un başında bize sorular yöneten kişinin Gester olabileceği ortaya çıkıyor. Hadi işler birazcık daha kızışsın. Undertale'da oynadığınızda karanlık bir yerde hayvan kuru kafasına benzeyen ama şeytani duran bir kafa görüyorsunuz. Bir iskeletimsi bir yapı var. Bu çekirdekle bağlantılı olarak Gester'ın yaptığı bir ruh bağlantı makinesi olarak adlandırılabilir. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Hatta Gester'la alakalı teoriler acayip fazla ama Deltarune'un başında o bağlandık mı? O ruhları bağlamayla alakalı, o makineyle alakalı sözlerinden biri. Kısacası o makineyi kullanarak zamanda ve uzayda parçalara ayrıldığı için, ayrı bir kontrol olduğu için ve ekstra olarak bu makineyi yaptığı için geleceği, geçmişi değiştirebileceğini düşünüyor. Ve belki böylelikle Deltarune'u değiştirmiştir. Kısacası Undertale'ı yüzeysel olarak ya da herhangi bir oyunu yüzeysel olarak yargılayanlar Undertale'da çok haksız çıkıyorlar. Toby Fox aslında öylesine yapıcı bir oyundan Undertale doğuyor ve bu öylesine bir oyun değil. Toby Fox ileriyi görüyor. Hatta göze sokmadan o kadar iyi hikayeyi işliyor ki siz arkada olan olayların derinine inmediğiniz sürece siz bunları fark etmiyorsunuz. Mesela bir kurt adam buz atmaya devam ediyor. Buzların nereye gittiğini sorguluyorsunuz ama arkasındaki olayı anladığınızda olaylar daha da ciddileşiyor. Aslında o giden buzlar Dr. Gester'ın yaptığı çekirdeğe gidiyor ve çekirdeği soğutuyor. Eğer kurt adamımız orada olmasa o çekirdek patlayabilir, eriyebilir ve kontrol bozulabilir. Ekstra olarak çekirdekle alakalı faaliyetler oyunun bir süre sonrasında bittiğinde kurt adamı da orada buz atarken göremiyorsunuz. Ve bu yüzden alternatif evren olmasını güçlendiren şey ise dediğim gibi Deltarune'la Undertale'ın harflerinin yer değiştirilerek oluşturulması. Açıkçası Gester'ın daha derin, daha ince dokunulacak, acayip kafa patlatılacak bir durumu var. Yorumlarda önerileriniz için, araştıracağım gizemlerin önerileri için çok teşekkür ediyorum. İyi iş çıkarıyorsunuz ve ben de size elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dr. Gester, Undertale'ın, Deltarune'un, o gizemli, hatta tanrısı denilebilecek Gester. Onun hakkında konuştuk. Hatta bu tanrı olayı demişken Toby Fox kendini Gester olarak oyuna koyuyor olabilir. Her şeyin üstündeyim demeye çalışıyor olabilir. Her şey benim kontrolüm altındadır diyor olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkürler. Başka bir gizem videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Darkınıza da bakın. Ayrıca eklemeyi unuttuğum bir şey varmış. O da eğer Deltarune'a başlarken Gester ismini girmeye çalışırsanız oyun kendini kapatıyor. Crash veriyor. Saygılar. Görüşürüz. Hadi işler birazcık daha kızışsın. Undertale'da oynadığınızda karanlık bir yerde insan değil. Ne insanı ya? Bütün ciddilik bozuldu. Oha ama çok iyi. Oğlum lan çok iyi bir şey buldum ben. Oh yeah. Ya sen çekiyorlar. Hayır benim de görmem lazım. Nasıl?